Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz haber başlıkları video açıklamasında. PYD İsviçre'de Türkiye'ye karşı harekete geçiyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD batılı dostlarıyla birlikte İsviçre'nin Cenevre kentinde ofis açıyor. Teröristler tarafından yapılan açıklamada söz konusu küstah adımın Türkiye'ye karşı atılacağı belirtildi. Açıklamada sözde özerk yönetimin başta DAEŞ karşısında olmak üzere Bölgede elde ettiği siyasi ve askeri başarılar sonrasında Suriye sorunuyla ilgilenen Almanya, Fransa ve İsviçre gibi ülkelerde temsilcilik açmasının önemli olduğu dile getirildi. Avrupa ile ilişkilerin geliştirilmesi için temsilcilikler açıldığının vurgulandığı açıklamada, açacağımız temsilcilikle diplomasi çalışmalarını güçlendireceğiz, siyasi ve kültürel olarak dayanışmayı sürdüreceğiz denildi. Açıklamada Türk Devleti'nin Afrin, Resulayn ve Tel işgal ettiği ve buralarda yaşadığı öne sürülen teröristleri desteklediği iftirası atıldı. Açıklama şöyle devam etti. Türk Devleti bu işgal ile tüm insanlık değerlerini ayaklar altına alıyor. Temsilciliğimiz Türk Devleti'nin işlediği suçları uluslararası örgütlerle paylaşacak. İsviçre makamları ve özel yönetim arasında arabuluculuk yapacağız. Kuzey ve Doğu Suriyeli vatandaşların İsviçre'deki işlerini kolaylaştıracağız denildi. PKK PYD daha önce de İsveç'in başkenti Stockholm'de sözde temsilcilik açmış ve Paris, Kopenhag ve Washington'da da benzer çalışmalar yürüttüğünü açıklamıştı. Türk kamuoyunda ise bu açıklamalardan ziyade PYD'nin Rusya'da temsilcilik açtığı yönüde tartışmalar yürütülmüştü. Fakat Rusya'dan yapılan açıklamalarda söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir uzman da PKK PYD'nin Cenevre'de sözde temsilcilik açacağına dair bilgi çok önemli. Gözden kaçırmayalım, önleyici tedbirler alınmalı. Suriye'nin kuzeyindeki yapıya adım adım uluslararası bir statü giydirilmeye çalışılıyor dedi. Geri sayım başladı. Dünyanın gözü Türk sistemlerinde olacak. Aselsan, Türk mühendisliğinin ürünü olan geniş yelpazedeki çözümleriyle 17-20 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek uluslararası İDEF 2021 Savunma Sanayi Fuarı'nda 250'den fazla ürün ve sistemini sergileyecek. Aselsan böylece fuarın en büyük katılımcısı olacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin İDEF Fuarı'nın en büyük katılımcısı olduğunu belirterek Global çapta savunma ve teknoloji alanında ülkemiz adına liderliği temsil eden Aselsan'ımız bu yıl da fuarda yüzlerce ürünü sergileyecek. Bu ürünlerin her birinin arkasında milletimizden aldığımız güçle çalışanlarımızın emeğinin birleşmesinden doğan büyük bir değer var değerlendirmesinde bulundu. Fuarda sergiledikleri ürün ve sistemlerin Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı tüm dünyaya göstereceğine dikkati çeken Görgün, standımızı ziyaret eden tüm yurttaşlarımız ve dostlarımız da bu gururumuza ortak olacaklar. Başlangıcından bugüne kadar İDEF'in dünya çapında hak ettiği saygın koruma gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim ifadesini kullandı. Fuarda ilk kez sergilenecek sistemler arasında yeni nesil ihlal tespit sistemi Midas 3, Türk Silahlı Kuvvetlerinden gelen geri dönüşlerle mükemmelleştirilmiş bir lazer hedef işaretleme cihazı olan Engerek 2, İnsansız hava araçları için geliştirilmiş CATS elektrooptik sistemin geliştirilmiş versiyonu Asset Flyer 500, yeni geliştirilmiş insansız kara, hava ve deniz araçları yer alacak. Şirket bu yıl ilk kez millileştirilmiş ürünler sergisi de düzenleyecek. Fuarda Aselsan ile güç birliği yapan tedarikçiler, tedarikçi olmaya aday sanayiciler ve kobiler de kendilerine ayrılan özel bölümlerde iş birliklerine yönelik fırsatları keşfederek görüş alışverişinde bulunacak. Küreselleşme yolculuğunda ihracat yaptığı ülkelere her geçen yıl yenilerini eklemesi ve yerelleşme politikaları doğrultusunda dünyanın pek çok kıtasında açtığı yeni ofisleriyle adından söz ettiren ASELSAN, İDEF 2021'de Genelkurmay Başkanlarının, Savunma Bakanlarının, Kuvvet Komutanlarının da bulunduğu çok sayıda üst düzey yabancı heyeti ağırlayacak. ABD'ye mesaj: Çin'in J-20 gizli savaş uçağı Rusya ile ortak askeri tatbikatlarda ilk gösterisini yaptı. Çin ve Rusya, Kuzeybatı Çin'de ABD'ye bir mesaj gibi görünen büyük ölçekli stratejik askeri tatbikatlarını başlattı. Tatbikatlar sırasında Çin ordusu, J-20 hayalet avcı uçakları ve Y-20 büyük nakliye uçakları da dahil olmak üzere gelişmiş silah ve tecizat gönderdi ve bu da açılış töreninin öne çıkanlarıydı. Çinli uzmanlara göre Çin ordusu ilk kez J-20 gizli jetlerini başka bir ülkeyle ortak tatbikatlara katılmak için gönderdi. Analistler bunu, Batılı askerlerin Afganistan'dan çıkışından sonra Orta Asya'da değişen güvenlik koşulları nedeniyle her iki ülkenin de zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde ABD'den gelen tehditler nedeniyle Çin ve Rusya orduları tarafından paylaşılan yüksek düzeyde işbirliği ve karşılıklı güvenin bir kanıtı olarak görüyorlar. Çinli askeri uzman Song Zongping J-20'nin tatbikatlarda ortaya çıkması Çin'in en gelişmiş donanımlarından biri olması nedeniyle Çin ile Rusya arasındaki askeri işbirliği, değişim ve karşılıklı güvenin çok yüksek bir seviyeye ulaştığını gösteriyor, dedi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, BM Güvenlik Konseyi'nde deniz güvenliğinin görüşüldüğü oturumda denizcilik kuralları ve ilkelerinin tehdit altında olduğuna dikkati çekti. Güney Çin Denizi'nde tehlikeli karşılaşmalar ve kışkırtıcı eylemler gördüklerini belirten Blinken, ABD'nin ve Güney Çin Denizi'nde hak iddia eden diğer devletlerin Çin'in deniz kaynaklarına erişimi engellemeye yönelik yasa dışı eylemlerinden endişe duyduğunu söyledi. Blinken, Güney Çin Denizi'nde herhangi bir çatışmanın güvenlik ve ticaret için ciddi küresel sonuçları olacağı uyarısı yaptı. Çin'in BM daimi temsilcisi Dai Bing ise ABD'yi Güney Çin Denizi'ne askeri gemiler ve uçaklar gönderip provokatif eylemlerde bulunmakla suçladı. Dai Bing, ABD'nin bu bölgede barış ve güvenlik için en büyük tehdit olduğunu söyledi. Yunanistan'ın EastMed projesi çöktü. Türkiye'nin hamlesi ortalığı karıştırdı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri bölgede büyük bir dönüşümün yaşanmasına neden oldu. Atina'da EastMed ile ilgili yayınlanan son raporda projenin tam anlamıyla çöktüğüne işaret ediliyor. Türkiye doğalgazda bölgesinde önemli bir oyun kurucuya dönüşüyor. Avrupa Birliği'nin doğalgaz tüketimini hidrojenle düşürmeyi hedeflediğini söyleyen uzmanlar, TANAP'ın Avrupa'ya uzanan son doğalgaz boru hattı olabileceği görüşünde. Türkiye'nin TANAP ile enerji denklemindeki yerinin pekişeceği ve ismedin ise tasarlanmış ancak hayata geçirilmemiş boru hattı projeleri arasına gireceği beklentisi oldukça yüksek. Dışişleri Bakanlığı Enerji Danışmanı Hüseyin Canercan, AB'nin 2050 yılında net sıfır karbon hedefi olduğunu ve Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde doğal gaz şirketlerinin şebekeye hidrojen enjeksiyonu konusunda aktif projeler yürüttüğünü bilgisini paylaşıyor. Bakanlık Enerji Danışmanı Canercan, Avrupa Hidrojen Umurgası İnisiyatifi raporuna işaret ederek raporda TANAP, Avrupa'nın hidrojen ithal edebileceği güzergahlar arasında sıralanıyor. Tabii ki Türkiye ile birlikte. Hidrojen tabanlı enerji sistemleri için özel bir altyapı geliştirilmesi seçenekleri arasında. Ancak maliyetlerin düşürülmesi için dönüşüm çalışmalarıyla mevcut doğalgaz altyapısında hidrojen taşımakta mümkün. Can'ın bahsettiği raporda düşük, orta ve yüksek senaryolara göre 23 bin kilometrelik hidrojen şebekesinin yatırım ve işletim maliyetlerine yer veriliyor. Bunun Ankara etkisi ne olacak diye sorarsanız hemen cevaplayalım. Avrupa Birliği 2030 itibariyle 320-460 milyar euroluk bir yatırım planlıyor hidrojene. Öte yandan hacimce %10 oranında hidrojenin doğalgaza karıştırılmasıyla Gaz talebinin %3,5 azaldığı biliniyor. Karbonsuz bir ekonomiye geçiş planları yapan Avrupa, doğalgaza hidrojen karıştırarak yoluna devam etme planları üzerinde çalışıyor. Haliyle kıtaya gelecek yüksek kapasiteli bir doğalgaz boru hattı ihtimali de bu nedenle ortadan kalkıyor. Bu kapsamda AB'yi hedefleyen son büyük ölçekli doğalgaz boru hattı projesinin tanap ve devamında tap olma ihtimali oldukça yüksek. AB'nin doğalgaz talebinin daralacağı, bu nedenle İsmet Boru hattının varabileceği bir piyasanın bulunmayacağı gerçeğini artık herkes anladı. Bu nedenle ölü doğmuş bir proje olarak adlandırılan İsmet'e destek verilmesi tamamen ekonomik gerekçeler temelinde anlamsızlaşıyor. Atina merkezli İYENE tarafından yayınlanan İsmet'in geleceği tehlikede mi başlığıyla yayınlanan rapor, söz konusu boru hattının ekonomik ve teknik gerekçelerle hayata geçirilemeyeceği üzerinde duruyor. Raporda yer alan Taraf ülkelerce siyasi bir araç olarak kullanılan proje tanımlamasını İsmed'in bir hayal olarak kalma olasılığının arttığı görüşü tamamlıyor. Bölgedeki enerji dengeleri düşünüldüğünde bu gelişmeyi yeni normalleşme dışında politikadan ekonomiye geniş bir biçimde ele almak gerekiyor. Haliyle bu alt başlıklarda da bölgenin en önemli enerji oyuncusu Ankara'nın atacağı adımların diğer ülkelerce yakından takip edileceği kaydediliyor. Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. 5 ülkeden ortak adım. Orta Asya ülkeleri Afganistan'daki son durumu ve bölgeyi ilgilendiren diğer meseleleri görüşmek üzere bir araya geldi. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan devlet başkanları 6 Ağustos'ta Hazar Denizi kıyısındaki bir bölgede buluştu. 2018 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ortak toplantı olan görüşmede bölgedeki koronavirüs salgınının yanı sıra Afganistan'daki son durum ve Taliban ilerleyişi ele alındı görüşmede ülkeler ortak bir viroloji ve epidemioloji merkezi açılması fikri üzerinde de mutabık kaldı. Orta Asya liderleri Afganistan'da en yakın zamanda bir anlaşmaya varılması ve istikrarın tesis edilmesi gerektiğini de vurguladı. Bölgede barışa yönelik her türlü desteğin verileceği kaydedildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gitti. Sabah saatlerinde İslamabad'a giden Akar'ın Savunma Bakanı Pervez Kattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobayda Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Javed Bajva ile bir araya gelmesi bekleniyor. Akar'ın görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki işbirliği konularını ele alacağı belirtildi. Afganistan'daki son gelişmelerin ardından bölgesel konularında görüşmelerin bir diğer gündem maddesi olması bekleniyor. Libya'da Hafter'den şok açıklama, hiçbir sivil otoriteyi tanımıyor. Libya'nın doğusundaki meşru silahlı güçlerin lideri Hafter, Bingazi'de milislerine hitap ettiği konuşmasında Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip hükümetini tanımadığı imasında bulundu. Hafter, sivillik adı altında komplocuların aldatmacalarına rağmen sebat edeceğiz, ordunuz asla hiçbir otoriteye boyun eğmeyecektir ifadelerini kullandı. Libya'da defalarca yönetimi silah soruyla ele geçirmeyi deneyen ve başarısız olan darbeci lider hiçbir otoriteyi tanımayacağını yinelemiş oldu. Hafter temmuz ayında yaptığı açıklamayla öncülük ettiği sözde ulusal ordunun bazı askeri liderlerini terfi ettirdiğini duyurmuş ancak başkanlık konseyi Libya ordusu başkomutanlığı sıfatıyla terfi kararını vermede tek yetkili organın kendisi olduğunu bildirerek Hafter'in bu girişimini reddetmişti. After'in bu son sözlerinin başkanlık konseyinin söz konusu kararının ardından gelmesi dikkati çekiyor. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet.